Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 8800'e eşittir? Bize kare farkları vermiş. Yani kare farkı neydi? 3'ün karesi eksi 2'nin karesi, 5'in karesi eksi 4'ün karesi gibi kare farkları vermiş. Hangisi olduğunu bulmak için tabii şıklara bakmamız gerekiyor. 2 kare farkının özelliği neydi? A kare eksi B kare eşittir. A artı B çarpı A eksi B'ydi. Yani 4'ün karesinden 3'ün karesini çıkarırsam bulacağım sonuç aynı zamanda 4 artı 3 çarpı 4 eksi 3'ün çarpımına eşit olurdu. 7. Buradan da baktığımızda 7. Peki burada 8800 diyor. Benim 8800 deyince aklıma ilk gelen şey şu. 88 çarpı 100. Hani basit olarak 88'in yanına 2 sıfır eklersem 8800 sonucuna ulaşırım. Hani soruya bakarken uyanıklık olsun diye bir önce buna bakarım. Aralarında 88 çarpı 100 olan var mı? Şimdi 88'in karesi eksi 8'in karesini şu şekilde yazıyoruz. A artı B yani 96 çarpı 80 artı B. Bu 84 çarpı 98. Bu 84 çarpı 100. Bu 88 çarpı 100 benim aradığım şey. Bu 88 çarpı 108. Şimdi bunları tek tek hesaplarız. O şekilde de yapabiliriz. Ama zaten şurası sırıtıyor kendini. Cevap D diye. Başka sorularda da bu tarz 8800 değil de başka bir şey de olabilir. Önce pratik olarak hani bu neyin çarpımıdır diye bir düşünerek de soruya yaklaşmamız bize süre kazandırabilir. Bu süre kazandırmasını da ÖSYM acaba aday bunu görebiliyor mu diye kullanmış olabilir. Cevabımız denizli.